Resmen işte. Bütün öğrenciler elbiseleri ve mankenleriyle birlikte son hazırlıklarına başlasınlar. Başlıyoruz. Hah, araba orada. Evet. Şuayb abi? Enişte? Enişte? Abi. Enişte iyi misin? Enişte? Şuayb abi iyi misin? Hah. Ne oldu enişte? Ben... Kıyafetleri çaldılar Ayşe. Bayılttılar, kıyafetleri çaldılar. Enişte sen ciddi misin? Bittim ben. Bittim. Kesin sınıfta kaldım ben. Bittim ya. Ayşe merak etme. Ben hemen çözeceğim bu işi. Merak etme, bekle. Hilmi Usta, sana çok acil bir işim düştü. Gelmedik mi daha ya? Mantılar eridi, keklerim mahvoldu. Ay, kekim de kekim, kekim de kekim. Sanırsın mübarek şey. Ney? Bulamadın değil mi? E tabii, senin yemek repertuarın pilav üstü pastırmalı kurudan ibaret olduğu için. Kıbırcık, bir kenara çeksene. Çek, çek, çek bir kenara. Ben bunun ömrünü bastıracağım çünkü şu an. Ya yeter Allah aşkına, zaten sıcak. Bastıracağım şimdi kekinize de, kurunuza da, bilmem nenize de ya. Tövbe estağfurullah ya. Hah, hah, bravo, al. Al, araba tekliyor şu anda ya. Bu dırdır araba mı dayanır Allah aşkına ya? Aa, ne oldu be? Kusacağım şimdi Kıbırcık, bir şey yap ya. Dur bir dakika, dur, anlamadım. Yavaş. Dur. Aa, ay dur. Ne yapacağız şimdi? E ne yapacağız? Hilmi Usta'yı arayacağız, çırak gelecek ya. Yani. Ne yapacağız? Ya hararet yapmış işte ya. Ben ne anlarım? Yasemin bak, mantıları, kekleri falan alalım. Şurada pastane var, onun buzdolabından rica edelim. İki de yalandan çay içeriz. Hadi. Ablan da geliyor değil mi? Herhalde geliyor. Abla sen mantıları alsana bana. İyi o zaman. Ben burada iyiyim. Siz gidin. Tesübhanallah ya. Yok. Sinirlenmeyeceğim. Tamam, ben öyle her şeye sinirlenen bir insan değilim. Abla, kendi melankolisini yaşasın, yalnızlığı mı? Neyse artık. Biz gidelim, şunları dolaba koydurun. Bana bak Kıvırcık. Bir gün aşık oldum diye buca dolaza benzer birini elinden tutup eve getirirsen... ...şu Kıvırcık saçlarını var ya, tek tek cımbızla yolarım ve bundan inanılmaz zevk alırım. Haberin olsun. Ah be ablacığım be. Daha başlamadan bitirdim ilişki. Gittim ben. Keşke hocalara gidip her şeyi söyleseydim. Ben rezil oldum. Rezil falan olmayacaksın. Merak etme. Halledeceğiz. Ya nasıl ama, nasıl ateş? Ya biraz daha vakit kazanabilseydik. Böyle daha iyi oldu sanki abi. Ya bittim ben. Hadi bittim ben. Ya ne yapacaksan yap. Tabii işler sarpa sardı ya, kaç hemen. Sen busun işte, busun sen.
Şuayb abi. Evet. Gel gel. Ben de öyle. Benim diktiğim takım. Sana teşekkür etmek çok zor. Tahmin edebiliyorum. Ama yine de sen teşekkür edemesen de ben rica ederim. Ne demek? Ayrıca o kusursuz işçiliğin ve o iğne oyası dikişinle sen zaten geçerdin bu sınıfı. Peki o kusursuz işçiliği ve iğne oyası dikişi eniştem de giyse geçebilir miydim sınıfa? Bak öyle deme şimdi. Şu Ayıp abi yedirtme. O kendini feda edip ortaya atılmasaydı ben hazırlanacak vakti hayatta bulamazdım. Bakma sen. Kral hareket yaptı şu Ayıp abi. Diyorsun. Tamam o sondaki hareketi yapmasaydı iyiydi ama artık ona da imzası diyelim yani. Yani ben şu an neye kikir diyorum acaba? Kikir denecek ne var şu anda ya? Ya bu adam yalancıların kralı. Bu adam zübbelerin ruhani lideri. Hadi her şeyi geçtim. Bu adam evli, evli. Öf. Ama ben onu her gördüğümde böyle midemde kelebekler uçuşuyor. Böyle bir saçmalıyorum. Hareketlerim agresifleşiyor. Ayşen ne oluyor sana kızım? Aa, kendime gelemiyorum ben. Ayşen kendine gel. Ah, kelebeklerim hala özgürler. Hala kendime gelemiyorum. Ayşen kendine gel. Hadi kızım hadi 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 hadi. Aa, bu bizim emlakçı Muhsin abi değil mi? Evet. Arkasındaki de mahalleli. Hı hı. Ayşen. Hı. Bizim mahalleli niye bize doğru taarruza taktı, bir fikrin var mı? Hayır yok. Abi dur, abi dur, abi dur. Abi ya, abi. Perihan abi.